Herkese selamlar, merhabalar, sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir 7 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir, 1 7 Temmuz haftası diliyorum. Niyetleriniz tutmuş, hadi hayırlısı olsun her bir güzelliğin, her bir niyetin diyelim. Biraz kıskanılıyor musunuz diye sormak istiyorum. Şu dip kısmı görüyorsunuz kimin nazarı gözü varsa patlasın. O gözleri, o düşünceleri kendine dönsün. İyi de düşünüyorsa kendine dönsün. Kötü de düşünüyorsa aynı şekilde kendisine dönsün diyorum. Şöyle hemen fincanınızı sizlere gösterin. Bir sürü yolunuz var. Çok yolunuz var. Şuradan güzel bir yardım akışı söz konusu. Hem üst makam mertebelerden hem de yukarıdan desteklendiğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi şöyle bir gösterdim. Öncelikle içinize baktığımda yani ay şuraya bakar mısınız patlattığım yere? Sanki burası bir dudak, şurası burun da şurası göz. Böyle yuvarlak patates kafalı bir tip var burada. Farkında mısınız? Ama sanki böyle uyuyor. Hani böyle biblolar olur ya yuvarlak kafalı böyle şişko tipli. Ay, aynı onun gibi bir görüntü var. Umarım görünüyordur yani. Bakın gözü, burnu. Bakın şöyle. Şu da dudak olarak baktığınızda yanakları. Şöyle gör, görünüyor mu? Görünüyordur ya muhtemelen. Yani heykel suratı gibi bir suratı var. Ki bakın omzu şöyle geliyor, Şuraya da elini atmış. Şurada güzel bir kalbiniz var. Şurada yukarıdan bakın bir yengeç yengeçeli gibi bir şey geliyor. Yani daha doğrusu şu şekil. Tam tersini gösteriyorum ama. Yani şöyle bir şey geliyor. Ama tabii o bu tarafa bakıyor. Şimdi hemen bu dip kısımdan bahsediyorum. Öncelikle bir suratın şişko olması demek sizin çok seveceğin bir insan olduğunuzu ama seveceğinsinizdir, çok bonkörsünüzdür ama bunu yeterince gösteremiyorsunuz. Çünkü mutluluğunuz eksik. Şimdi siz mutlu değilseniz başkasını mutlu etmek tabii ki çok zor. Hani istekten çok, karakterden çok bir yerden sonra sanki siz eğlendirmek, insanları mutlu etmek, neşeli etmek mecburiyetindeymişsiniz gibi bir sorumluluğa dönüşebiliyor o zaman mutlu olmazsınız zaten. Bu dönemde aradığınız mutluluğu gelecek kısmında olduğu için söylüyorum. Aradığınız mutluluğu bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu bir. İkincisi yani burada bir surat çıkması sizin çok fazla iletişimde bulunacağınızı, telefonla değil yani daha çok yüz yüze görüşme. E, ya telefondan sordum yetmedi ya da telefonda buluşalım derseniz de yüz yüze görüşür buluşursunuz. Bunun gibi olayları anlatıyor. Bir de burada kolunuzun çıktığı yere yani sizin eliniz böyle geliyor. Bakın sizin eliniz böyle geliyor. Elinizin olduğu yere böyle bir şey denk geliyor. Yani düşünün burası kapalı bir yer. Burası bir niyet duvarı olsun. Ben elimi acaba bana hangi niyet gelecek diye uzattığımda buradan az önce böyle göstermişim ya. Onun benim elime ya da elinize para bırakıyor. Altın bırakıyor. Aşk olacağınız kişinin adresini bırakıyor. Size işte maaş bırakıyor, bir şey bırakıyor buraya, bir şans bırakıyor, bir tılsım bırakıyor, bir şey bırakıyor. Ve elinizi çektiğinizde ne var burada? Orada sizin kısmetinize artık ne düşüyorsa, o yukarıdan uzanan el size ne verebiliyorsa, para mı verebiliyor, iş mi verebiliyor, şans mı verebiliyor, size maddi manevi destek mi sunabiliyor, parmağınıza yüzük mü takıyor, çocuk mu verebiliyor, ne yapabiliyorsa artık... Bunun yapıldığı bir dönemdesiniz. O yüzden biraz da evet beklentilerinizin karşılığında bir şey var ama beklediğiniz şey olmayabilir. Yani siz müdür olmak için başvurursunuz ama müdür yardımcılığı çıkar. Hani onun gibi bir şey. Belki biraz azı olur belki daha fazlası. Ama yani bir karşılık var burada ama tam olarak hani beklediğiniz para çıkmayabilir. Artı da çıkabilir, eksi de çıkabilir. Ama biraz olaylar şansa ilerliyor diyebilirim. Onun haricinde şimdi Şuraya baktığımda dediğim gibi kalp var ama bu özellikle ayın 5'i civarlarında sizi seven ya da sevdiğiniz bir insanla yapacağınız sağ tarafta olduğu için çok olumlu bir görüşme durumu var. Ve bakın burada bir lobut var. Lobut muydu? Lobut muydu? Lobut herhalde. Evet. Böyle bir şey var. Ee, bu hani bildiğiniz şey. Bowling var ya. Aynı oradaki lobut. Yani onu devirme şeyi ve sağ tarafta devrilmemiş. Yani top gelip ezip geçip onu devirememiş. Hala sağlam duruyor. Burada şöyle bir durum var. Evet şans olayından bahsettim ama bu şansın biraz daha böyle uzun sürmesi gibi bir anlamı var. Bu bir. İkincisi gördüğünüz gibi çizgilerinizi ve sınırlarınızı aşıp o şans olayının Hani bir yerden sonra yola dönüşmesi söz konusu. Yani hayatınıza dediğim gibi şansa tesadüf demek hoş değil. Çünkü bir şey karşınıza geliyorsa bu tesadüf değildir. Orada mutlaka bir mesaj vardır bu video gibi. Ve bu hayatınıza tesadüfi diyelim. Gelmiş insanlar sizin için demek ki iş olarak, aşk olarak bir şekilde hayatınıza girmesinin bir sebebi var. Ve burada devam edersiniz. Küçük işliğe girdiğiniz yerlerde ilerler ve büyürsünüz. Çok dikkat etmediğiniz şeyler sizin için bir yerden sonra önemli hayat, yani hayati bir önem taşımaya başlayabilir. Buraya geldiğimde bakın koca bir kağıt ikiye bölünüyor. Açık ve net bir şekilde ya kazancınızı paylaşırsınız, ya evinizi paylaşırsınız, ya mutluluğunuzu paylaşırsınız veyahut da bir miras vardır, bir ev vardır. Bunlar ikiye ayrılır, bölüşülür. Bunun gibi bir durum görünüyor sevgili arkadaşlar ama hemen değil bakın daha yarıya kadar gelmiş. Demek ki biraz daha bu kağıt işinin zamanı var ve buraya geldiğimde burası yani kurtuluş yolları. Gerçekten hani hem çizgi de var. Yani sizin hayatınızda yaşadığınız ya da yaşayabileceğiniz, karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğu anlatıyor. Ama her şeye rağmen yine de buradaki yolların önünde böyle şu dipteki kadar koyu, kalın bir şey görüyor musunuz? Hayır. Yani hiç yok ve açık net bir şekilde söylenilebilir ki bu yolların hiçbirinin önü kesili değil, kapalı değil, hiçbir şekilde bir kesintiye uğranmamış ve çok da geniş yollar, incecik, daracık yollar yok. Yollarında bu arada ne başında ne ucunda yani doğru dürüst kimse yok. Yani düşünün ki evden çıkıyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz, yürüye yürüye istediğiniz yere çok rahat bir şekilde ya da arabanızla yağ gibi kayan yollarda Takır takırı gidiyorsunuz yani hiçbir problem yaşamadan Aa, amacım buraya gelmekti geldim oldu. Yani bir problem yaşamazsınız bir şeyler korktuğunuz kadar kötü gitmez hatta sandığınızdan daha iyi gidebilir. Ve dediğim gibi yollarda herhangi bir kişi yok o yüzden şunu söyleyeyim bunların her birinde tek başınızdasınız. Çok fazla böyle evet yanınızda, sağınızda, solunuzda insanlar olabilir ama çok fazla görmedim. Özellikle ayın 9'u gibi biraz daha bu yolların harekete geçmesi. Bir tabii ki sizi e, gayet güzel sıkıntılardan kurtarabilir. Şimdi sol e, olduğu için evet sol değil mi burası? Samson karıştı. <laughs> sol olduğu için şunu söylüyor. Sen çok sıkılmışsın. Ve bir an önce buradan bu para olayından ben nasıl kurtulurum? Bu olay benim başıma kalacak. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Der ve çözersin o işten de hop sıyrılı verirsiniz. Şurada bakın koca bir kapı var. Yalnız bu kapı arkadaşlar şuradan bir canavar çıkmış. Bakın ağzı açık görünüyor. bu bazı insanlarla biraz savaşmak, biraz dövüşmek bir kapı hakkında. Bu bir evin kapısı, araba kapısı, bir şans kapısı, bir aşk kapısı. Yani kapınızı demek ki tık 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 edip çalan bir şeyler var. Bununla alakalı olarak zaten biraz dediğim gibi biri, bazı rakipleriniz olabilir ailedeki bir insanın evet gerçekten çocuğum iş kapısı kovalıyor şöyle böyle bir işi var ve bazı rakipleri tabii ki bu hayatta var diyebilirsiniz. İşte o rakiplere karşı çok dişli görünülüyor. Bir de burayı söyleyeyim sizlere. Burası çok karışık. Sadece kafalar ve sadece düşünceler görünüyor. Bu da sizin üzerinize maddi evet olabilir ama manevi anlamda çok yük. Yani herkes sizden bir şey istiyor. Herkes sizden derim geliyor, borç istiyor. Şimdi bu herkes borç isteyebilir ama size bunun maddi bir yükü yok. Vermezseniz yok ama bunun manevi bir yükü olabilir. Aile sizden çok şey bekliyor olabilir. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. İşte annem diyor bunu yap, babam diyor bunu yap. işte aa, eşim diyor bunu yap, eşimin ailesi, işte şu kişi geliyor şunu şunu yap diyor. Hem kafam karışıyor hem de bu kadar kafadan ses çıktığı için ben kendi düşüncelerimi de uygulayamıyorum ve onları da kırmak istemiyorum diyebilirsiniz. Hani özellikle bu <laughs> bir çocuğa isim konulacağı zaman para harcansın mı, harcanmasın mı, ne şekilde değerlendirilmeli bir seçim yapılıyorsa işte iş seçimleri, eğitim seçimleri, bunun gibi olaylarda haliyle herkes şunu seç, bunu yap, şunu şöyle et, bunu böyle et diyebiliyor ve sizin de kafanız bu dönemde karışabiliyor. Şimdi onun dediğini yaparsam diğeri kırılacak. E i̇kisini yapmazsam e ikisi de kırılmış olacak. Ben kendi düşüncemi uygulayıp da yanlış çıkarsa e sen niye böyle düşündün? bak bizim kalbimizi kırdın, yanlış iş yaptın, işte beceremedin, olmadı gibi bu sefer belki bazı şeyler de üzerinize gelecekler. O yüzden biraz bu hafta bir şeyler kafanızı karıştırabilir. Bir de bakın burada hem bir ayak görünüyor. Yani şöyle olmuş. Adımınızı attınız mı bundan sonra ilerleme sürecinde görünüyorsunuz. Ve çok da güçlü bir adıma benziyor. Onun haricinde biraz şöyle bir... Ee, yani şöyle yapmışsınız yumruğunuzu gösteriyorsunuz dediğim gibi bazı kişi ya da durumlara karşı çok büyük bir özveriyle ve hani fiziksel anlamda Evet Mental zihin kafa yorgunluğu olabilir oralar çok güçlü olmalı ama bir de bunun fiziksel alanı var. fizik kendi bir şeyleri yapmaya mutlaka enerjinizin olması gerekiyor. Bu böyle bir şey ve burada da ben sizi dediğim gibi böyle yapmanız, böyle pazularınızın falan kocaman olması sizin çok çok şanslı olduğunuzu ve sizin hani bir şeyleri yapabilecek maddi manevi özellikle de fiziksel kapasiteye sahip olduğunuzu gösteriyor. Burada birisini koruyorsunuz ki zamanında o da sanki sizi korumuş, sizi savunmuş. Bugün için Sanki siz onu savunuyor gibi görünüyorsunuz. Bir de hemen size şuradan bahsedeyim. Bu görüntü sizin böyle bir size yükselme teklif ediyorlar da siz onu kabul etmiyorsunuz. Yani işte evlenmeyi düşünmez misin? Bakın hayatta başka bir alana geçiş. İşte şuraya şu bilemiyorum hani iş pozisyonunu düşünmez misin? Aman hayır hiç uğraşamam. Benim yerim gayet iyi diyebilirsiniz. İşte hadi şuraya şöyle yapalım. Yani bakın size bir şeyler böyle değiştir, et, farklı bir şeyler sunuluyor ama yani çok da böyle sanki üzerinize sorumluluk almamak adına bazı olayların baştan sanki önünü kesiyorsunuz. Hani bir iki çocuğunuz var, iki, üçüncü üç düşünmez misiniz? İşte bir tane yaptın, bir tane daha düşünmez misin gibi biraz bir şeyler olabilir. Yani isterseniz tabii ki olur. Yani Allah nasip etsin isteyenlere. Ama birçoğunuzun ben aman aman yeter zaten e, yeterince uğraşıyorum bir tane daha yani olmasın kaldıramam zaten yoruluyorum gibi bir olayınız olabilir. Şimdi burada bakın kalabalıklar var görüyorsunuz kalabalıkların içerisindesiniz. E, bir haşır neşir olma durumlarınız var. Dipte zaten bir göz vardı. Yani bakın kurt gibi suratına bakın şunun. Yani e, normalde görüştüğünüz sevdiğiniz bir insan ama e, bu aralar tavırlarıyla vesaire sizi birazcık rahatsız edebilir. Yani dediğim gibi herkes her şeyi istediği için ee, yani belki sizin de maddiyatınız, maneviyatınız, zamanınız ona göre tabii ki değerli ve sizden zamanınızı istiyor. Para istiyor. E ben benim zaten yok işte diyelim ameliyat olacaksınız, bir şeyiniz olacak ben zaten bak ben çocuk okutuyorum. Zaten böyle. Sen bir de benden para istiyorsun. Biliyorsun zaten hani maddi manevi durumları. Bir de benden maddi manevi bir şeyler istiyorsun. Ben sen nereden çıkarıp vereceğim? İşte yani biraz düşüncesiz olmaları sizin belki canınızı sıkabilir. İki kişi zaten size küsüyor. Yani 24 saatim var. Bir saatini ayıramazsın. Ayıramam. Çünkü 24 saatin 24 saati belki dolu. Yani böyle bir durumunuz olabilir. Onun haricinde düşünün siz bir atsınız ve karşınızda bir fare var. İsteseniz ne yaparsınız? Bu kişiyi ezersiniz ama siz bu kişiyi hala dinliyorsunuz. Yani bu da fare dediğim şimdi değersiz olduğunu değil. Sizin karşınızda çok küçük kaldığı için ya da gözünüzde artık küçüldüğü için. Ama yine de bu kişiyi sizler sanki dinliyorsunuz. Dikkate değer buluyorsunuz. Burada bir kişi var Burada sanki kundaktaki bir çocuğu şöyle yapmış tutuyor. Bu yeni başlanılacak bir işe, bir aşka bakış, bir arayış. İşte belki eğitim, iş, kariyer, meslek, yatırımlar, işte ekonomi ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak? Şurada işte sonuçlar nasıl olur? Açıklanır mı? Ne yapalım? Hep bunların bir bakış açısı, söz konusu. Bir de adında soyadında A-Y harfi olan bir kişi var. Eğer sizin adınızda soyadınızda varsa sizde çok güzel konuşmalar var. Eğer ki hayır ben de yok diyorsanız bu dönemde adında soyadında A ya da Y bir de N-Ş harfleri görünüyor biraz ama daha çok A-Y harfleri A zaten çok bariz belli ya. Bakar mısınız? Çok bariz belli. Bu dönemde bu harflerdeki bir kişiyle Ciddi bir yakınlaşma birebir bir konuşma sohbetiniz olabilir. Niyetinize baktığımda da maşallah çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama dediğim gibi yine de bir kalabalık sanki kutlamaya yakın bir şeyler var ya da plan yapılıyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşçakalın bay bay.